İlka Salmi, Avrupa Birliği'nin terörle mücadeledeki en yetkili ismi. Kısa bir süre önce bloğun yüzleştiği güvenlik tehditlerine karşı üye ülkelerin nasıl bir yol izleyeceğini koordine etme görevini üstlendi. Salmi'nin ataması Avrupa'da aşırı sağ radikalizmin ve siber propagandanın yükseldiği bir dönemde yapıldı. Biz de kendisiyle bu konuları konuştuk. So just Salmi, thank you very much İlka bize katıldığınız <laughs> için teşekkürler. İlk olarak yeni bir yıla başladık. 2022 yılında terörizmi nasıl tanımlıyorsunuz? Açıkçası terörizmin hala var olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Örneğin her ne kadar Suriye'deki hilafet yıkılmış olsa da radikal İslamcı görüşler ve cihadizm varlığını sürdürüyor ve bunun için hazırlıklı olmamız gerekiyor. <laughs> Bu rolü terörizmin bir şekilde ajandanın alt sıralarına indiği bir dönemde üstlendiniz. <gülüyor> Tehditler <gülüyor> siyasi gündemin dışında mı kaldı? <laughs> Ne yazık ki terörizm tehdidi daima vardır. Bazen kısmen, bazen de arttığı şeklinde sınıflandırabiliriz. Ama tamamen ortadan kalktı dememiz pek mümkün değil. Elbette Avrupa perspektifinden baktığınızda pandeminin etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani insanlar eskisi kadar serbest hareket edemiyor. Altını çizmem gereken olumlu bir şey de halkın dayanıklılığı. Avrupa'da küçük çaplı da olsa can kayıplarının olduğu terör saldırıları yaşadık. Yine de toplumlar bunları atlatmayı başardı. Avrupa'da terör tehditleri ve aciliyet gerektiren konular dediğimizde sizce şu anki durum nedir? İki hatta üç şey söyleyebilirim. İlki cihadizm ya da radikal İslam tehdidi hala devam ediyor. İkinci olarak aşırı sağcı radikalizmi görüyoruz. Özellikle şiddete baş başvuran beyaz ırkçı aşırı sağ Avrupa'da yükselişte. Üçüncü olarak da yeni teknolojik gelişmeler. Teknoloji nefret söylemi ve çevrim içi terörist içeriklerin yayılmasında rol oynuyor. Geçmişte birçok Avrupa vatandaşının terörle ilintili organizasyonlara katıldığı iddia ediliyor. Sizce Avrupa bu tür organizasyonların adam kazanması için hala cazip bir yer mi? Bu tür katılımların temel nedenleri ne olabilir? Yani what we saw 2012 2013 2014 ve özellikle 2015'te Suriye'deki kriz ve IŞİD'in doğuşu birçok Avrupalıyı cezbetti. The Ülkelerini terk ederek terörist organizasyonlara katıldılar. Teorik olarak bu olgu hala devam ediyor. Afganistan'daki gelişmeleri gördük. Bu kesinlikle yakından takip edeceğimiz bir konu. Geçtiğimiz üç ayda göç konusu tekrardan ajandanın üst sıralarına tırmandı. Sizce de bazılarının savunduğu gibi göç ve terörizm arasında bir bağlantı var mı? Ya da ikisi tamamen farklı şeyler mi? Terörizm ve göç arasında doğrudan bir çizgi çizmek kesinlikle doğru bir değerlendirme değil. Bununla birlikte şunu da akılda tutmak lazım. Dünyada büyük insan hareketleri yaşandığında terörist organizasyonlar bunu kendi çıkarları için kullanmak isteyebilir ve üyelerini bu hareketlerin içerisine sızdırmak isteyebilir. Daha önce terörist saldırılara maruz kalmış bir şehir olan Brüksel'deyiz. Sizce Avrupa'yı daha güvenli hale getirmek için öncelikler nedir? Özel hayatın gizliliği ve güvenlik arasındaki dengeyi çok iyi kurmalıyız. Kanunların bir taraftan kolluk güçlerinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlaması gerekirken, ...yeni teknolojilerin güvenlik kurumları tarafından kullanılmasına imkan vermesi gerekiyor. Farklı bir konuya geçelim. Pandemiyle ilgili endişe verici bir konu. Kısa bir süre önce Europol, raporunda terörle ilintili organizasyonların... ...Covid-19 salgınını kullanarak nefret söylemini ve çevrim içi propagandayı arttırdığını belirtti. Gelecekte büyük bir tehdide dönüşme potansiyeli olan bu konuyla mücadele için neler yapılıyor? Bu aslında tam da şu an üzerine durulması gereken sorunlardan birisi. Çevrim içi terörist içeriklerle ilgili kanun yürürlüğe girecek. Bu Avrupa Birliği kanununa göre temelde hizmet sağlayıcılar ve sosyal medya platformları gördükleri terörist içerikleri kaldırmakla yükümlü olacak. Tabii bunu üye ülkeler, yetkililer ve Avrupa üzerinden gelen bildirimlerle yapacaklar. Nihai olarak bir saat içerisinde bu içeriklerin kaldırılmış olması gerekiyor. Bence son iki yılda geçirmeyi başardığımız ve önümüzdeki yaz yürürlüğe girecek olan kanun oldukça güzel bir gelişme. Bugünlerde internet üzerinde çok fazla aşı karşıtı konuşmayla karşılaşıyoruz. Sizce bunun daha fazla takipçi kazanmak için kurgulanmış bir şekilde aşırı sağcı radikal bir girişim olma potansiyeli var mı? Şu anda bunu terörizm olarak tanımlamak için bir neden göremiyorum. Bunu söylemekle birlikte aşı karşıtlarının çok marjinal bir kısmının radikalleşerek şiddete başvuran aşırı sağcılar gibi farklı gruplarla ittifak kurmak isteyebileceği yönünde endişeler bulunuyor. Ama şu an için hala insanların ifade özgürlüğü ve protesto haklarının bulunduğunu akılda tutmamız lazım. Teknoloji geliştikçe terörizmin de evrildiği görülüyor. Bununla nasıl mücadele edeceğiz? İlk olarak elbette önleyici faaliyetler konusunda çok çaba harcamamız ve insanların radikalleşmesinin önüne geçmemiz lazım. Uç söylemlere maruz kalmamalarını sağlamak gerekiyor. İkinci olarak da emniyet güçlerinin etkin bir şekilde çalışacağı a. yeterli kaynak, b. bir kanuni çerçeve sağlanması lazım. İnternet gelecekte en çok tercih edilen silah mı olacak? Bu açıdan siber terörizmle nasıl mücadele edeceksiniz? Kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Tabii ki gerçek hayatta olanların yerini almayacak. Çünkü maalesef terör faaliyetlerinin psikolojik etkisinin olduğu yer gerçek hayat. Öte yandan bize ve size çok yararlı olan yeni teknolojiler, kötü amaçla kullanmak isteyenlere de faydalı enstrümanlar sunuyor. Tam da bu nedenle güvenlik güçlerinin yeni teknolojileri yakından takip etmesi ve ona adapte olması gerekiyor. ya Avrupa çapında herkes için uygulanacak standart bir yaklaşım var mıdır? Tehditleri ele aldığımızda kesinlikle AB ülkeleri arasında ya da diğer Avrupa ülkelerinde farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle soruna tek bir standart yaklaşımla çözüm üretmekten muhtemelen bahsedemeyiz. EU Coordinator. Thank you very much for joining us on the global conversation. Thank you.